güzel bir döngü yapıyor. Az önce ben de Siemens Enterprise Communications'da çalışıyorum, yazılım mühendisi olarak. Bugün Android NDK'yla Android üzerinde C++ kullanımına giriş üzerine bir sunum yapacağım. Daha önceden kullanan var mı? C++ yani bu önceden kullananlar için biraz basit kaçabilir giriş niteliğinde bir sunum. NDK nedir? Ondan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Google Android üzerindeki geliştirme dilini Java olarak seçmiştir. Ve SDK'yı Java olarak sunmaktadır. Ancak tabii bazı yerlerde yeterli olmuyor. Her ne kadar işte özel bir sanal makine geliştirmiş olsa da DAL isminde işte mobil cihazlarda performansı yüksek olan bir sanal makine olsa da bazı oyun gibi bazı uygulamalarda C++ kullanımına gerek kalıyor. Bu yüzden Google NDK yani Native Development Kit'i kullanıcı developerları sunuyor. Temel olarak ARM mimarisine sahip işlemcilere yönelik GCC derleyicileri içeriyor NDK. Tabii son zamanlarda Google x86 ve MIPS içinde destek getirdi NDK'ya. Masa üstünden belki kullananlar bilir, yani Java ile C++ kodları arasında nasıl bir bağlantı kuruluyor, yani Java üzerinden C++ kodunuzu nasıl çağırırız? İşte bunun için zaten Java'da standart olan bir Java Native Interface var. Android'de de yine bu kullanılıyor. Yani masa üstünüzde geliştirdiğiniz bir uygulama teorik olarak JMA kullanıyorsa yine C++ Java birlikte çalışabilir. Teorik olarak yine. Android NDK size Linux, MacOS ve Windows ortamlarında geliştirme yapma olanağı sağlıyor. Bunlar için sağlanıyor. Ama benim tavsiyem Linux ve MacOS üzerinde geliştirme yapmak. NDK ile eğer uğraşmak istiyorsanız. Windows'ta biraz kısıtlamalar var. Dediğim gibi Windows'ta biraz kısıtlamalar var. Yani sonuçta Android bir Linux platformu ve GCC derleyicileri var NDK'nın içerisinde. Ben bugün Windows üzerinde anlatacağım. En azından Windows'taki sıkıntıları nasıl aşarız? Belki görmüş oluruz çok kısa bir şekilde. NDK'da sunulan kütüphaneler neler? Yani standart C kütüphanesi var, C++ kütüphanesi var, matematik kütüphanesi var, OpenGL var. Aslında Java'da da SDK'nın içerisinde Java'dan da OpenGL'e ulaşabiliyorsunuz ama 3 boyutlu oyunlarda daha çok C++'dan ulaşmanız öneriliyor, daha performanslı oluyor. 2 boyutlu grafik kütüphanesi var, işte bitmapler falan, bunların üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Bir Native Activity interface'i var. Bununla tamamı C++'da yazılmış, yani bir activity teorik olarak yazılabilir çünkü bütün yaşam döngüsünü destekliyor ama pek de önerilmiyor açıkçası. Benim görüşüm daha doğrusu, pek önermiyorum. Java'da yazmak çok daha kolay. NDK kurulumu çok zor değil. Tabii önceden Android geliştirme için gerekli olan çeşitli tool'ların kurulu olması gerekiyor. Java JDK, işte Android SDK, Eclipse, Android plugin'i. Ondan sonra Android NDK'yı developer.android.com sitesinden indiriyorsunuz. Bir zip dosyası. Kendi platformunuza göre indiriyorsunuz. Bunu extract ediyorsunuz herhangi bir yere bilgisayarınızda ve sistemdeki pet değişkenine bu directory'yi atıyorsunuz. Windows için az önce bahsettim biraz daha ekstra bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Sidebin denen bir araç var. Bu araç bize bir Windows üzerinde bir Linux ortamı sağlıyor. Bunu kurmanız gerekiyor Windows'ta. Bunu da yine kendi web sitesinden indirip kurduğunuz zaman yine bunun da bin klasörünü şey yapmanız gerekiyor. Pet klasörüne set etmeniz gerekiyor. Şimdi temel olarak özetlemeye çalıştım. Bunu az sonra göstererek yani burada demo şeklinde yapmaya çalışacağım. Adımları şöyle bir bakalım. Eclipse üzerinden bir Android projesi oluşturacağız en başta. Ondan sonra C++ kodumuza arayüz olacak bir Java sınıfını yazacağız en başta.
Bunu ilk başta bunu yazmamızın sebebi bu sınıfı kullanarak da bir tool aracılığıyla Java'nın içerisinde olan Java tool aracılığıyla bir header dosyası generate edeceğiz. C++'da kullanmak üzere. Bu header dosyası JNI arayüzlerine özel olacak. Ve ardından header dosyasını generate ettikten sonra bize kalan iş C++ kodunu yazmak olacak. Yani metotların içini doldurmak olacak. Ardından NDK'nın bir makefile sistemi var, build sistemi var. Bu çok kısa bir şekilde bir makefile yazacağız ve dinamik kütüphanemizi derleyeceğiz. En sonunda da Android Activity'mizde bu oluşturduğumuz Java sınıfını, native metotları çağıran Java sınıfını kullanacağız. Böyle ekleriz. Bunu görebiliyoruz inşallah. Hızlı bir şekilde önce bir Android projesi oluşturalım. Yani burada tabii bir sürü Android versiyonu çıktı. Ben genelde uygulama yazarken 2-1'i seçmeye gayret ediyorum. Daha fazla cihazı destekliyor. Daha fazla cihaz şu anda bu Android versiyonu ve üzerinde çalışıyor. Basitçe geçiniz. SDK üzerinde koşan basit bir activity. Şimdi hayali dinamik kütüphanemizin bir interface'ini yaratalım Java'da. Çok basit bir sınıf yaratalım. NativeLib diyelim mesela ismine. Buraya da metotlarımızı yazalım. Tabii adet olduğu üzere bir tane hello world. Şuraya native yazıyoruz. Bu metodumuzun native implementasyonu olduğu anlamına geliyor. Ve implement etmiyoruz metodu. Burada bu şekilde bırakıyoruz. Bir tane daha metot ekleyeceğim. Bu şekilde iki tane metodumuz oldu. Bir tanesi hello world, string dönüyor. İçeriği hello world olacak. Bir tanesi de multiply, iki tane integer'ı döndürecek. Şurada önemli bir adımımız var şu anda. Peki bu class'ı yazdık. Bu class'ın implementasyonu yok şu anda. Nasıl olacak? Bir tane statik kod parçacığı ekliyoruz. Bu statik kod parçacığı bizim dinamik kütüphanemizi yükleyen kod parçacığı olacak. Şu şekilde. Statik olmasının amacı bu library'nin bir kere yüklenmesi gerekiyor. Bu NativeLib class'ının instance'ını yarattığımız zaman bu şekilde emin oluyoruz. NDK demo ismindeki bir dinamik kütüphane yüklenecek ve bizim metotlarımızın implementasyonu bu dinamik kütüphanenin içerisinden aranacak. Şimdi bundan C++ kodunu nasıl generate ederiz? Daha doğrusu bir C header dosyasını, JNI interface'ini nasıl generate ederiz? Android NDK bizden şöyle bir şey bekliyor öncelikle. Kodunuzun JNI adında bir folder'da olmasını istiyor. Build ederken kolaylık sağlıyor bu. JNI folder'ımızı yarattık. Prompt satırından bu bir sidebin komut satırı. Linux'ta normal terminali açıyorsunuz zaten. Evet.
Java'daki Java sınıfları için yaratılan class dosyaları, yani bültenci class dosyaları kullanılarak şu şekilde bizim header dosyamızı yaratacağız. Java komutuyla yaratacağız. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekildeydi. Bu native bir, bizim az önce yarattığımız native bir class'ını full package ismiyle beraber full dedi. Hemen yanlış yazmayayım diye şuradan kontrol edeyim. Classpad, evet. Şu şekilde çalışıyoruz. Herhangi bir hata vermedik. Hemen kontrol edelim projemizin dizinin altından. Şöyle refresh edelim. Evet, burada bir tane header dosyası oluşmuş bulunuyor. Biraz karmaşık. JNN interfesi biraz karmaşık oluyor. Yani bunu elle yazmak biraz zor. O yüzden Java'la generate ettirdik. Farklı yöntemler de var. Yani C++ header'ları kullanılarak Java interfesi generate eden başka tool'lar da var. Ben açıkçası onları öneriyorum. Mesela Swig, o tool'u öneriyorum kullanırken. Burada demo amaçlı bu Java tool'u yeterli. Burada Hello World metodumuz var. Burada da multiply metodumuz var. Şimdi bunları bir tane C dosyasında implement edeceğiz. Size bir link string yaratıyor, string objesi yaratıyor ve içine Hello World koyup geri dönüyor. Bunun memory management'ı tamamen sanal makinede, Dalvik sanal makinesi tarafından yapılıyor. Multiply metodumuzda da yine zaten iki parametreyi çarpıp geri döndürüyoruz. Ve implementasyonumuz bu kadar. Şimdi bunu build etmemiz gerekiyor. Build etmek için Android'in NDK'nın bir build sistemi var, kendine özgü. Güzel de bir build sistemi, yani kolay aslında, normal makefile'lardan biraz daha kolay. Bunun için önce bir Android NK isminde bir dosya yaratıyoruz. Yine JNI klasörünün altından. Bunun içeriğinde şu şekilde basitçe yazıyoruz. Burada gördüğünüz üzere local model bizim dinamik kütüphanemizin ismini belirliyor. Local source files da bizim source file'larımızı sıraladığımız bir değişken. Buraya boşluk bırakarak istediğiniz kadar source file ekleyebilirsiniz. Bu çok basit bir makefile. NDK dokümantasyonunda çok daha karmaşık şeyler yapabilirsiniz. Güzel kolaylıklar sunuyor bazı şeylerde. Ve bunun bir shape file olması gerektiğini belirtiyoruz bu şekilde. Ve büyük işlemimizde oldukça kolay. Yine terminalden projemizin manifestinin bulunduğu ana dizininden NDK build, aslında JNI dizininden de çağırabilirsiniz. NDK build çalıştırıyoruz. Ve gördüğünüz üzere dinamik kütüphanemiz build edildi. Şurada Lips klasörünün altında RMA bir klasörünün altında bizim dinamik kütüphanemiz direkt buraya install edildi. Şöyle refresh edersek daha rahat görebiliriz. Gördüğünüz üzere default ARM için derledi dinamik kütüphanemizi. Peki x86 bir işlemcide, yani x86 kullanan bir device'da biz nasıl kullanırız, yani nasıl şey yapabiliriz? Bunun için de şöyle bir makefile
dosyası var. Şöyle application make isminde bir make file dosyası var. Bunun içinde şöyle bir variable set ediyoruz ve x86 ekliyoruz. Bunu eklediğimiz zaman dinamik kütüphanenin hem x86 hem de ARM için build edilmesini istemiş bulunuyoruz. Ve tekrar build ettiğimizde bu sefer iki defa build ediliyor. Ve x86 isminde bir klasör daha oluşturuyor. Ve içinde bir tane daha dinamik kütüphane oluyor. Application, yani buradan bir APK oluşturduğunuzda bu application'dan, export ettiğinizde bunu Eclipse üzerinden, her iki dinamik kütüphanede bizim APK'mızın içerisine konuyor. Ondan sonra Android device üzerinde bu yüklenirken uygulama, o device hangi işlemciye sahipse otomatik olarak o dinamik kütüphane yükleniyor. Yani diğeri discard ediliyor. Bu şekilde hem x86 hem ARM işlemcili cihazları destekleyebiliyorsunuz tek bir APK ile. Dinamik kütüphanemiz hazır. Bunu kullanabileceğimiz bir de native isminde bir sınıfımız var. Şimdi bunu basitçe kullanalım. Bu yüzden layout'umuzu önce bir basitçe hazırlayalım. Ben bunun için şöyle bir layout hazırladım. Tabii bunu örnek almayayım, güzel bir dizayn değil. Hello World'de tıkladığınız zaman bizim Hello World native Hello World metodumuzu çağırmak istiyoruz. Ve ekranda bir Hello World gösterilmesini bekliyoruz. İki tane text box'ımız var. Buraya iki sayı gireceğiz. Multiply'a bastığımızda result'ın sonucu göstermesini istiyoruz. Şöyle XML'de Hello World butonu için bir tane on click tanımladım. On Hello Button click şeklinde. Multiply için de on Multiply Button click şeklinde. Bunu da demo aktivitemizde hemen implementasyonu yapabiliriz. Uygulamamız açıldı. Hello World'a tıkladığımızda native taraftan gelen Hello World gösterildi. Yine 4 ile 5'i çarparsak 20. Native tarafta. Yanlış olmadı. C++ düzgün çalışıyor. Yani temel olarak göstereceklerim bu kadar demo anlamında. Onun dışında projeleriniz için ufak tefek önerilerim olacak. NDK kullanımı oldukça yani zor demeyeyim ama geliştirme eforu ve maintenance eforu fazla olacaktır. Direkt SDK ile kullanımınıza göre. O yüzden minimize etmeniz gerekiyor. Tabii ki kullanmanız gereken yerler olacaktır. Ben bir uygulamamda mesela kullanmam gerekiyor.
gerekti ve kullanıyorum. Ama mecbur kalınmadıkça kullanılmamalı. ARM mimarisinin çeşitli versiyonları var. Yeni instruction setleri falan implement ediliyor. İşte Neon instructionları olsun, onun gibi. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları NDK destekliyor ama bunları implement ederken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Neon instructionlarına göre build derlediğinizde dinamik kütüphanenizi Neon instruction desteklemeyen bir ARM işlemcisinde çalışmayacaktır. Daha önce bahsettim, Swig kullanmanızı öneriyorum. Ben kullanıyorum ve oldukça memnunum. Mevcut hazır C++ kütüphanelerinizden Java arayüzü generate etmeye yarıyor. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Elbette ki GNA'nın, işte Java'nın memory management vesaire, bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü problemler çıkabiliyor. C++'da garbage collector yok, Java'da var vesaire. İşte hazır bazı açık kaynaklı kütüphaneler kullanmak isteyebilirsiniz. Bunların tabii hepsinin kendine özgü build sistemleri var, mainfile'leri var, işte configure script'leri var. Bunları Android Standalone Toolchain'de çok daha rahat derleyebilirsiniz. O yüzden bunu öğrenmenizi de öneriyorum. Çok basit aslında. Yine dokümantasyon biraz iyi o. Ve en sonunda tabii ki bolca test etmeniz gerekiyor. Çok farklı cihazlarda uygulamanızı test etmeniz gerekiyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sorularınız varsa. developer.android.com'da genelde dokümantasyonu tamamı orada. Aynı zamanda NDK'yı indirdiğinizde docs klasörünün altında text dosyaları olarak bayağı detaylı anlatıyorum. Güzel bir şekilde. Buyurun. Şey, acaba genel olarak adımlar böyle. Yani hepsi aynı. Tabi dediğim gibi mesela Swift kullandığınızda biz Java'dan C++ ürettik. Swift kullanırsanız tam tersi. Önce C++, ondan sonra Java üretiyoruz. Debugging çok sıkıntı. Bununla ilgili çalışma var mı yani? Debugging yapılabiliyor. Yani yapılabiliyor. Bununla ilgili dokümantasyon da var. Yani cihaza takıyorsunuz. GDB server denen bir mantıkla uzaktan, yani cihaz üzerinde debugging yapılabiliyor. Bu da çok sıkıntı. Evet, sıkıntı. Cihaz yaparlar mı? İyileştirme olmuyor mu? Ya, bu kadarını bilmiyorum. Yapıyorlar aslında, sürekli bir iyileştirme yapıyorlar ama yani tabii ki detayını bilmiyorum. Daha fazla. Buyurun. Projeyle ederken Windows 8 var yani. İmplasyon olduğuna bahsetmişsiniz. Ne gibi? Yani... Ya o... şöyle, ben FFmpeg library'sini build etmeye çalışmıştım mesela. Pek düzgün olmuyor. Yani çok... İyi olmuyor açıkçası. Sıkıntılar olabiliyor. Şöyle. Neyse, şöyle alayım. Tamam. Aynı şekilde çeşitli sebepleri olabilir. Öncelikle açık kaynaklı bir kütüphane kullanmak istiyorsanız ve C'de implement edildiyse başka seçeneğiniz kalmıyor gibi. NDK güzel bir seçenek burada. Onun dışında performans ihtiyacı zaten en önemli şeylerden bir tanesi. Oyunlarda çok ön plana çıkıyor. Bir de mesela yine kendiniz sıfırdan bir kütüphane geliştiriyorsanız, bu kütüphanenin mesela iOS'ta da çalışmasını istersiniz belki. Android'de de çalışmasını istersiniz. Bu durumda yine C'de geliştirmek daha mantıklı. Ben denemedim. Monodroid diye bir proje var galiba. Lisans kayıtları doğru. Kripleri var. Bir şey yalnız en son yeni bir haber okudum. Android'in SDK'sını yani Java'dan tamamen C# çeviren otomatik bir şey yapmışlar ve performansı çok daha iyiymiş. Bakın örnekleri bir daha